Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına Ben geçelim. şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Burada şu anda 14 ilmek var. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle 1-2 sırada haroşa ördüm lastik yerine ve ön yüzde modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Modelimizi ön yüzden kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra arka yüzde de ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 3. ve 4. sırada modeli şekillendireceğiz. Ters olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Modelimizi şekillendireceğiz dediğim gibi. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldıktan sonra burada bir tane arttırma yapıyorum. Daha sonra şu öndeki ilmeğimin yönünü düzeltmem yeterli. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. İlmek sayımız yine aynı. Burada arttırma yaptık çünkü. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Bu ilmeğimi şöyle yönünü düzeltiyorum. Sizinki düzgünse bu işlemi yapmanıza gerek yok. Daha sonra iki ilmeğin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm ve bir ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı işlem. Arttırdım. Sıradaki ilmeğimin yönünü şöyle düzelterek İki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz örüp daha sonra bir arttırma yapıyorum ve sıradaki ilmeğimin tekrar yönünü düzeltip iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramız bu şekildeydi. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi burada aldıktan sonra burada yine arttırma yapıyorum ve sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum arka yüzde bakın. Şöyle. Burada da bir tane arttırmamız oldu. Acırı burada yine düz örüyorum. Bir tane arttırma yaptıktan sonra bu iki ilmeğin ikisini düz olarak örüyorum. Yani dördüncü sıra arka yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın ön yüzde yapmış olduğum ajuru burada düz ördüm. Arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ön yüzde yapmış olduğum ajuru da düz ördüm. Tekrar bir tane arttırdım. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bu ilmeğimi de düz örüp kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda çok anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösteriyor model. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi.
Tekrar model kuruyorum. Kenar ilmeğimden sonra ön yüzde ve birinci sırada ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir tane arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin yönünü düzeltip iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ve burada bir ilmek düz örüyorum. Yönünü düzeltip iki ilmeğin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm ve bir ilmek düz ördüm tekrar. Artırdım. Sıradaki ilmeğimin yönünü düzeltip arkasındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz. Son kez yapıyorum. Artırdım. İlmeğimin yönünü düzeltip arkasındaki ilmekle birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kalan düz ilmeği düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra burada bakın arttırma yapıyorum ve iki ilmeğin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürmüş oluyorum. Yani dördüncü sırada, son sırada, modelin son sırasında ilmeklerimizi arka yüzde düz örüyoruz. Düz ördüm, bir arttırdım. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Evet, modelimiz bu şekilde. Modeli bu sırayla birlikte iki kez kurmuş oluyoruz. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Bir düz ve kenar ilmeği. Evet. Bakın şöyle göstereyim size. Model anlaşılır oldu. Birlikte iki kez kurduk modeli. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Evet hanımlar, bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor model. İlerledikçe. Ben burada da lastik olarak haroşeyi tercih ettim. Bence bu modele haroşe lastik çok yakışıyor. Modeli de toplamamış oluyor. Siz tabii ki daha farklı lastikler de uygulayabilirsiniz modeli toparlamaya. Çünkü modelimiz ajurlu. Arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde çok güzel durur. Etor şal yapımında, ev tekstilinde, yazlık koton iplerle, yazlık bluzlarınızla deneyebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.